Merhaba dostlarım, ben Serdar ve dur şunu çıkarayım da sesimi daha düzgün bir şekilde duyabileyim. Ve 75.000 ahbap özel videosuna hoş geldiniz. Bu videoda birazcık farklı bir şey yapacağız. Eski videolarıma tepki vermeyeceğim, fakat eski videolarıma bir göz atacağız. Neler yaptığım, kanalın ilk videosundan bu yana nasıl bir süreçten geçtik, neler değişti, neler değişmedi, bunlara göz atacağız. Tabi ara ara videoları açacağım. Şey oluyor çünkü hoşuma gidiyor ara sıra açmak bu tür videoları. Gördüğünüz gibi 75 bin ahbap olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim çünkü daha yeni kanal aktif olmaya başladı. Ondan önce biliyorsunuz olayları o kadar şey değildim. Etkin değildim kanalda. Ama bundan sonra her şey değişecek. Yaz tatili geldi. Kasamı Kıbrıs'a getirdim. Her şey tamam. İnşallah çok daha İyi şeyler yapacağız ve şimdi hemen o zaman başlayalım böyle yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi ilk attığım videolar Sunrise videolarıydı. Tabi onlardan sonra bir iki Minecraft videosu yapmıştım. Neyi nasıl yapılır anlamında, sırf böyle abone çekmek için. Klasiktir bu yeni açılan kanallar arasında. Sonradan o videoları sildim çünkü gerçekten bayağı utanıyordum. Sunrise görevlerini yapıyordum. Dur şunu da açayım da oradan çünkü bir şey göstermek istiyorum. Bu videoları aslında ilk olarak kendi kanalım için, şu kanal için çekmemiştim. Açılırsa şeyimiz, internetimiz 39.000 izlenmiş, maşallah şeye bak. İnternet çok yavaş, o yüzden çok yavaş açacak. Yapabileceğim bir şey yok o konuda. Dur şunu alalım. Hadi, hadi yaparsın sen kuzum. Hadi yaparsın sen. Aa, yapamaz. Neden? Çünkü şey diğer tarafta. Bayağı İnternet alıcısı şeyde. Bu benim ilk intromda, bunu göstermek istedim çünkü o zamanlar bu kanalı kullanmıyordum. O zamanki kanalımın ismi The146 Person'dı. Yani İngilizce bir isim koydum, hiç bilmiyorum. Ama o zamanlar böyle bir kanalım vardı. O kanalda aslında bir şey yapmadım, sadece isim değiştirdim. Serdar146 yaptım. Hani fazla bir şey de yoktu zaten o kanalda, bir 15-20 abonesi falan vardı, bilmiyorum o zamanlardan gelen varsa ama onlara bu videoları ona atmıştım asıl, öyle bir introm vardı. Introm bu arada, yeni bir intro isterseniz söyleyin, istemezseniz de söyleyin. Hani böyle introsuz daha iyi izlerseniz de söyleyin. Sizin düşüncelerinizi öğrenmek isterim. İşte Sunrise görevlerini yapıyordum videolarda. Ondan sonra işte Sunrise sırları yapmıştım. Sunrise'ın sırlarını tutacağını hiç bilmiyordum. Hiç bilmiyordum. Bunlar yine The 146 Person, 146 Person adlı kanala atmıştım. Birden tuttu bunlar. Daha doğrusu attım ben bunları, sonra bir süre bakmadım. Türkiye'ye gittim. Antalya'ya gitmiştik 3 yıl önce falandı. Bu 3-4 yıl önce falandı. Bir baktım işte bu videoları ne zaman atmıştım? Mayıs'ta atmaya başladım. Sır videolarını. Bunu ne zaman attım? UFO'lar ve uzaylar. Bunu ne zaman attım? Bir bakalım. 1 Haziran 2013. Bayağı erken atmışım. Epsilon tarikatı ve Blueberry. Epsilon tarikatında bayağı insanların öğrenmesini sağlayan eleman da ben olurum bu arada. 3 Ağustos. Aynen, Ağustos'ta şeye gitmiştik. Ağustos'un başlarında. 3-4 yıl önce Antalya'ya gitmiştik. Bayağı bir 15-20 gün orada kalmıştık. 15-20 gün boyunca ben internetim falan yok da bir şeye bakamamıştım. Sonra bir döndüm baktım, baktım bir 100 abone falan var, dedim ne oluyor, videoları bayağı 600-700 falan izlenmiş, kafayı yedim ben iyice, dedim tamamdır Sunrise'den devam edeceğiz. Tabi Hex'e falan başladım o ara. Sunrise'den bayağı bir video yaptım. Hani multiplayer'ını oynadım, modlarını oynadım, görevlerini yaptım, gizemlerini yaptım, fantezilerini yaptım, bonus bölümleri falan çektim. Yapabileceğim her şeyi yaptım Sunrise'da. Hani o yüzden bu aralar şey soruyorsunuz baba, abi Sunrise çeksene diye. Sürekli aynı videoyu Sunrise çekmek istemiyorum. Tabii yine başka modlar var ama modlar hepsi yani birbirinin aynısı. Mesela Leatherface'e dair en az 20-30 tane mod vardır. Sağlam mod. Daha kalitesilerden, çalışmayanlardan bahsetmiyorum bile. Uzaylara dair yine bir 30-40 tane mod vardır. Ama hepsi aynı şey. Hani sürekli aynı şeyleri yapa şey yapmak istemiyorum. Suyunu çıkarmak istemiyorum oyunu. Öyle bir kanal olmak istemiyorum. Hani sürekli aynı oyuna bağlı olan bir kanal olmak istemiyorum. Hani sizi de anlıyorum, çok iyi bir şekilde biliyorum. Çünkü ben de PewDiePie, Markiplier gibi kanalları takip ediyorum. PewDiePie'in Amnesia serisi vardır, Slender serisi vardır. Markiplier hala özüne bağlı biraz. O yüzden onda sıkıntı yok ama PewDiePie de özüne bağlı. Yanlış bir mesaj vermek istemiyorum ama mesela özlediğiniz şeyler vardır. O yüzden sizi de tamamen anlıyorum. Ben de bir YouTube izleyicisiyim. Ben de YouTube'da kanalları takip ediyorum. YouTube'da özdeşleştirdiğim oyun var kanalların her birine. O yüzden sizi anlıyorum. Sizi çok iyi bir şekilde anlıyorum. Ama elemanları da anlıyorum. Mesela neden artık sanat çekmediğimi gayet iyi biliyorum. Çünkü bayağı yaptım, bir 30-40 tane şey videosu yaptım. Hikaye videosu yaptım. Ondan sonra en az bir 30 tane de sır videosu yaptım. Modlar için ayrı seriler yaptım. Bonus için ayrı seriler yaptım. Fanteziler için ayrı seriler yaptım. Bakalım, burada canlı yayın falan denemelerim olmuş ama bu canlı Kıbrıs'ta canlı yayın imkansız olduğu için buradakiler bayağı kötü olmuştu. Hatırlıyorum. Slender benim YouTube için çektiğim ilk oyunlardan birisi. Biliyorsunuz Türkçe kanal açmadan önce yabancı İngilizce videolar yaptığım bir kanal açmıştım. Bu bayağı ortaokulun sonuna doğruydu. 9. sınıfın başlarındaydı falan. İngilizcem o kadar yeterli seviyede değildi. Kanal çok kötüydü. Bayağı 1,5 yıl uğraşmıştım ve en son 120 abone falan vardı. Onu da kapattım en son. Keşke kapatmasaydım. Aslında şu an düşündüğümde keşke devam etseydim diyorum ama tabii bu kanal açmama sağladı. O yüzden o açıdan mutluyum ama keşke ikisini birden devam ettirebilseydim. Bu yaz baştan düşünüyorum İngilizce bir kanal açmayı. Bu yaz baştan düşünüyorum. Slender ilk çektiğim oyunlardandı. Slender, Slender çok iyi bir şekilde hatırlıyorum. Slender'ı ben çektim. Hatta bir kere bitirdim ama ses çok kötü, çok az geliyordu ses. Çok az ses geliyordu. O yüzden şey yapamıyordum. Kimse beni tam olarak anlamıyordu. O yüzden ben çektiğim videonun üzerine bir tane daha video çektim. Videoya şey yapıyorum. Videoma yorum yapıyorum. Böyle facecam kenarda. İnsanlar şey zannetmişti. Arkadan başka bir ses geliyor ya böyle hafiften. Bu videoyu ben çekmedim. Aslında bitirilmiş bir videonun üzerine video yapıyorum diye. Halbuki sesini açtıkları zaman ben de o videodaydım. Hexit'i o kadar sık atmıyordum ama Hexit bayağı tuttu. Bu kadar tutacağını tahmin etmiyordum gene. Neden bilmiyorum. Neden Hexit tuttu bilmiyorum. Başka kanallarda oynuyordu ve bu Hexit videolarını yaptığım sırada o kadar şey bir kanal değilim. Şuna bak, 30.000 izlenme. Hani Hexit'in 30.000 falan izlenme, bu o kadar fazla izlenmemiş ama çok saçma geliyordu bana. Çünkü baksanıza 500 ahbap özel videosu yapmışım. Hoş, o aralar bayağı hızlı ilerliyorduk. Var mı burada özel bir video? 250 ahbap özel videosu falan yok mu? 100 ahbap özel, 250 ahbap. 500 ahbap özel videosu var bakın mesela. Çok kısa bir zaman sonra hemen 1000 ahbap özel videosu falan gelecek sanırım. Nerede? Bu kadar fazla ileri gitti. Ha, 1000 ahbap özel videosu. Arada fazla zaman olmaması lazım. Bayağı hızlı büyüdüm o sıra. Çünkü sanırsa bayağı asılıyordum. Dur şu videoyu. Bakın 7 Aralık bu. 2013 aynı yıl bu. Kanal açtığım aynı yıl. Ve bu da durdurdum mu? Dur. Özel video içinde özel video. Durdurdum. Bak bu da 3 Kasım 2013. Aradan bir ay geçmiş. Bir ay içinde ilk katına çıkmış şey sayısı. Hoş, sayıya pek fazla takmıyorum ama tabi yeni açılan bir kanal olarak bu benim için bayağı sevindirici bir haberdi. Çünkü sonuçta yeni açılan bir kanaldım ve büyümeyi planlıyordum. O yüzden Call of Duty Ghost oynamıştım. Bu da bayağı izlemiş aslında. Bu kadar izleyeceğini ben düşünmüyordum. Şurada 3000-4000 izlemiş ama mesela bu 30.000 izlenmiş. Şu 26.000 falan izlenmiş. Sonraki bölümler o kadar izlenmedi. Call of Duty'nin izlenmemesi beni bayağı hayal kırıklığına uğratmıştı. Onu çok iyi bir şekilde hatırlıyorum çünkü Call of Duty, ben çok hardcore bir Call of Duty hayranıyım. Hatta nerede o? Yine Call of Duty'yi aldım. Yani çok kötü dedikleri halde aldım. Sadece merakımdan. Nerede bu? Daha açmadım, oynamadım bile. Sınavları bitirip yazda oynamamı istedim, aldım. Bayağı da kazıklandım tabi alarak. Ama olsun, gene de oynayacağım. Bu Call of Duty Ghosts'tu. Bunun single player bölümleri bayağı güzeldi, hatırlıyorum. Bayağı iyi tasarımlar vardı. İnsanlar Call of Duty Modern Warfare'in ikilik çakması olarak falan sınıflandırmıştı ama bence çok güzeldi. Çok orijinal bölümleri vardı. Zaten geleceğe atılım yapan ilk Call of Duty'lerden biriydi. Hani sağlam olarak geleceğe atılım yapan. Hep Call of Duty videoları var ondan sonra. Bir AHBAP özel videosu gördüğünüz gibi. Çekiliş vlogu yapmıştım. Shoutout yapıyordum. O shoutout videolarına devam etmek istiyorum. Yani mesela içinizden kanalını tanıtmak isteyenler varsa işte aşağıya yorum yazıyordu. Bu çekiliş vloguna. Oyun çekilişi falan değildi bu. Kanal çekilişiydi. Şey yapıyordum. Çekilişe katılan kanalları inceliyordum. İncelediğim kanallar arasından shoutout yaptığım oluyordu. Shoutout dediğim buradan tanıttığım oluyordu. Mesela işte burada diyorum ki işte ABC Gamer diye tanıtıyordum işte. Acıktım bu arada. Neden acıktım bilmiyorum. Böyle karnımda bir acıkma hissi var. İkinci kanal. Ne zaman yapmışım? 2 yıl önce. Ne zaman şey yaptım ki ben bunu? O zamanlar sanırım her gün video atmıyordum. Öyle bir şey de vardı. Mesela haftada 3 video falan atıyordum. Haftada 3'te video falan atıyordum. Saçmalıklar sözlüğü diye kanal açmışım. Bu ikinci kanaldı. Şimdi tabii ismi değişti. O şey de değişmiştir onun. Linki de değişmiştir. İkinci kanalda Skyrim videoları falan vardı. Skyrim Mount Emblade videoları falan vardı. Onlar daha sonra buraya taşıdım. Gördüğünüz gibi ben 2500 AHBAP özel videosu geldi. 1000 AHBAP özel videosu hemen yukarıdaydı. Neredeydi lan bu? Ama bak 2 yıl önce bu 7 Aralık 2013'teydi. Bu kaçtaydı acaba? Dur bunu açıp bir bakalım. İnternet çok yavaş. İnternet ama şeyden yavaş değil. Wi-Fi alıcısı çok kötü bilgisayarın. Bayağı eski ve bayağı kötü durumda. Onu değiştirmem lazım. 11 Ocak 2014. Gene aradan 1 ay 10 gün falan geçmiş ve 2 katından daha fazla şeye çıkmışız. Bayağı şey. Unfair Mario. Oo. Unfair Mario. İşkence. Şu videoları izleyin. Şu Unfair Mario videolarını izleyin. Oo. Öfke. 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 Ah. Sinir oluyorum o oyuna. Elder Scrolls Online. Beni yakan oyun. Beni yakan, bilgisayarımı yakan oyun. Ciddi anlamda bilgisayarımı yakan oyun ve bilgisayarımı oynarken bile yakmadı. Şeyde yaktı. Laptopumu biliyorsunuz da benim kullandığım laptop şu anda. O laptop bayağı canavar gibiydi. Windows falan hepsi SSD'ye yüklüydü. SSD de MSATA'ydı sanırım. Böyle küçük bir çip oluyor onlar. Normal SSD değil. 16 GB'lık bir MSATA'ydı. Windows 13'ün özel olarak yüklüydü. Lenovo'nun kendine özel Windows sürümü var. Windows 8'di ama çok iyi bir Windows 8'e özel bir versiyondu. Harikaydı. Ben 5000 AHBAP olmuşuz bakın. Bu ne zaman? Bu 14 Ocak gibi bir şeydi. 8 Mart. Bu birazcık sürmüş ama arada çünkü fazla San Andreas bölümü yok. GTA 4 bölümleri falan var. O da sadece San Andreas kadar ilgi çekmedi ki GTA 4 de beni deli eden bir oydu. Ama Unfair Mario, hani bir insan nasıl deli olur onu görmek istiyorsanız şu Unfair Mario şeylerine bakın. Elder Scrolls Online ne diyordum? Benim laptopum bayağı deli gibi bir laptoptu. Harika bir laptoptu. Canavar gibiydi ve bu oyun yaktı onu. Bu oyunun buradaki internet bağlantısı çok yavaş Kıbrıs'taki. Ve ben bu Elder Scrolls Online'ı indireceğim diye laptopu 3 gün açıkta bıraktım. MSATA yandı. O SSD yandı. Ben bunu Türkiye'ye gönderdim. Bir ay Türkiye'de bekledi. Bir ay Türkiye'de bekledi. Elemanlar şey yapmış bunu. Bu MSATA'yı çıkarmış, yanmış olan MSATA'yı çıkarmış, bozuk başka bir tane daha MSATA takmışlar. Bilgisayar hiç açılmıyordu yandığı zaman, ondan sonra hiç kapanmamaya başladı ve bayağı gene yavaştı. Bayağı sinir bozucu oldu. Sonra ben bunu buradaki bir tamirciye yolladım geri döndüğünde. Orada bir 1,5 ay falan bekledi. En sonunda MSATA'yı çıkardım, dedim ki hard diske takayım. Ondan sonra laptop bayağı ölü gibi çalışmaya başladı. Bayağı kötüydü o açıdan. Beni yaktı bu, bayağı yaktı bu. Mod duyurusu. Bunda ben Mount Blade oynarken mod duyurusu şey yapmışım. Herhalde hangi modları oynamamı istediğinizi soracaktım. Elder Scrolls Online'dan 2 bölüm çekip bıraktım zaten. Bayağı kötüydü. Oyun çok kötüydü ya. Oyun şu anda bayağı iyiymiş. Belki oynarız sizinle birlikte. Ama bilmiyorum. GTA 3 çekmişim. GTA 3 bölüm 2 yazıyor. Bölüm 1 nerede ki? Bölüm 1 nerede lan? GTA 3'e baştan başlayabilirim. Luigi AHBAP. Ben bu GTA 3'e baştan başlayacağım büyük bir ihtimalle. GTA 5'i bitirdikten sonra. GTA 5'i bitireceğim birazcık. GTA Online oynayacağız. Ondan sonra GTA 3'e başlayacağım. Bu zaten 2 bölüm çektim. Başka bir daha fazla çekmedim sanırım. Ha öyle. Dota 2 videolarım vardı o aralar. İbo ile falan oynarken çekmiştik. Minecraft Survival'ı çekmişim. Hexit'i bitirince mi çektim ben bunu acaba? Yoksa Hexit'e ara mı verdim? Nereden? En son Hexit bölümünü bulamıyorum. En sonki Hexit bölümü 13. Ha. Ondan sonra Hexit baştan indirip çektim sanırım. Ama Hexit yoktu. O yüzden Minecraft Survival'ı çektim. Hexit olsa Hexit çekecektim. Şey yaptım. Skyrim ve Mount & Blade'e bu kanaldan devam etmeye başladım. Daha ne zaman devam ettim hatırlamıyorum şu anda. Diğer kanalda şey yapmayı bıraktım çünkü çok sıkıntı oluyordu. Sanrias ikinci kanala atıyordum, Skyrim'i bu kanala atıyordum, baya karışıklık oluyordu. Sonra şey yaptım. Bu kanaldan şey yaptım hepsini. Bir ara Don't Star'a başladım ama bıraktım. Outlast'a başladım. Photoshop skills. Şu rezalete bakın. Ne kadar kötü bir kapak. Belki bu kapakları baştan değiştirebilirim. Belli olmaz. Baştan bir kapak yapabilirim şu Outlast'ta. Outlast iyiydi. O zamana göre iyiydi ama daha sonra dönüp kimse izlemedi ama bayağı keyifliydi Outlast. Fakat FPS düşüktü bayağı. Laptopta oynuyordum ve laptopun SSD'si bayağı kötüydü. Daha önce dediğim gibi. O yüzden birazcık sıkıntılıydı. Bir yıl önce buralarda bir yerde Türkiye'ye dönmüş olmam, Türkiye'ye gitmiş olmam lazım üniversite için. Ama ne zaman gittim bilmiyorum. Şu videoyu yok, bu videoda olduğunu düşünmüyorum. Bu videoda hala buradaydım ama bayağı yazdaydı bu sanırım. Bayağı yaklaşmış olmalıyız. Bakalım. Hep Mount & Blade ve Skyrim atıyordum orada. Bir de Minecraft atıyordum. GTA fazla atmıyordum. O kötü bir karardı. Keşke GTA'ya devam etseydim. Mass Effect. Mass Effect şu ana kadar yaptığım en kötü seriydi. Şu ana kadar yaptığım en kötü seriydi Mass Effect. 6 bölüm yapıp bıraktım Mass Effect'te. Onun dışında 10.000 ahbap özel soru cevap. Sanırım bunu ne zaman çektim? Bunu çektiğimde tam şey değildim ya. Türkiye'ye gitmemiştim sanırım. Çünkü arka taraf benim olan 7 Ağustos. 7 Ağustos ondan sonra şey olacak. Nerede gidiyoruz? Sizden gelen caps'ler burada başladı. Hoş onları artık takip edemediğim için devamlı getiremedim ama. Kaç dakika sürdü? 20 dakika. Bayağı herkese selam söyledim burada. Kendisine selam söylememi isteyen ahbaplarımızın hepsinin listesini yaptığım sonra herkese selam söylemiştim. Hatırlıyorum orayı. Ya şu GTA 4 beni ne biçim deli etti ya, hatırlıyorum. Çok fena deli etti beni şu GTA 4. Bayağı kafayı yemiştim GTA 4'te. Çünkü adam geri gitmek için böyle bir dönüş yapıyor. Hani ve arkasını dönüp geri gitmiyor. Şöyle kendi etrafında dönüyordu geri gitmek için. Mesela binanın tepesindeyim. Git böcek. Binanın tepesindeyim. Şurada bina olsun, ben şurada bekliyorum mesela. Şurası binanın ucu, tamam. Şurası binanın ucu, ben burada bekliyorum sniper'la. Geri gitmek için adam ilk önce şöyle gitmesi lazım, sonra geri dönüyor. Hani şu şekilde dönmüyor. San Andreas'daki ve diğer oyunlardaki gibi değil. Öyle olunca adam direkt aşağı uçuyordu. Onun için bayağı bağırmıştım orada. Ve evet. Şurada Türkiye'de olmam lazım. Oraya gitti şimdi. Şey yapmadım. Bu arada daha yüklemiyor. Gördüğünüz gibi internet bayağı yavaş. Geri gitsek oluyor mu? Birazcık ileri alacağız. Uf. Neredeyiz? Vlogumsu cisim. Kameram yoktu o zaman. Ya kamerayı açamıyordum. Böylece şey yaptım. Kendi kanalımı açıp orada şey yapmıştım. Şurada ilk şeylerden biriydi. Şuradaki kanal kapağını görebiliyorsanız eğer. İlk kanal kapağım buydu. Sağlam ilk kanal kapağım buydu. Nerede ya? Daha yaklaşamadık. Şu anki kanal kapağım, bayağı uğraştım onu yani şu anki kanal kapağım üzerinde. Muhtemelen böyle kalacak bir süre. En azından ilk kanal kapağıyla karşılaştırıldığı zaman bayağı ileri seviyede. Merhaba. Gördüğünüz gibi arka plan farklı. Şu anda bayağı çok rezil bir otelin şeyindeydim. Odasındaydım. Sağ olsunlar, onlar da idare etmeye çalıştılar beni. Ama bayağı rahatsız ediciydi ya. Hiç oturacak koltuk, sandalye falan yoktu. Yan taraftan bir tane kamyon geçiyor gümbür gümbür. Hiç dikkat etmiyorlar. Ya yol taşlı, çukurlu ve araba direkt geçiyor. Komşu sağ olsun. Neyse, fazla şey yapmayacağım oraya. Şu outlast'leri Kıbrıs'a gelince çektim. Büyük bir ihtimalle. Facecam varsa zaten anlayacağız. Arka planda şey vardır. Daha önce videoları çektiğim yerdeydi. Arka planı görebilir miyiz? Arka planı görmek istiyorum lütfen. Bu arada Outlast'in bayağı devamı var. Hani baştan başladım buna bir ara ama eski bölümlere gidip izleyebilirsiniz. Eski bölümlerde bayağı bitirdim Outlast'te. Hadi. 5 Ekim 2014. Aynen. Bayağı 2 yıl olmuş bu da ya. 2 yıl olmamış tam olarak da. Yani 2016'dayız. 2016'nın yarısındayız, o yüzden bayağı 2 yıl olmuş diyebilirim. Bir açılırsa video. İnternet cidden yavaş o zaman. İnternet bayağı yavaş. Arka taraftaki alıcıyı söküp ön tarafa takmak zorunda kalacağım bir yer. Onu videoyu çektikten sonra yaparım. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve... Aynen, gördüğünüz gibi şurada arka taraftaki perdeyi görebilirsiniz. Bu perde kafamda şey var. Pembe bir saç bandı var. O perde şey, büyük bir tane yemek masası vardı. Onun üzerinde laptopu koyup onun üzerine video çekiyordum. O gene şeydeydi. Minecraft Story Mode ve Hangover, Five Nights at Freddy's 3'ü çektiğim yerde çekiyordum onları da. Şeyde değildi yani. Burada değildi. Burası Five Nights at Freddy's 4 serisine başladığım yer. Geçen yaz başladığım yer burası. Uuu, şu kalitesizliğe baksana. Bu neredeydi ya? Bu da otel odasındaydı sanırım. Bu da otel odasındaydı. 15.000 ahbap. Gördüğünüz gibi bayağı kanalın büyümesi yavaşladı o aralar, çünkü GTA'dan olduğu gibi koptum. Baksanıza, GTA 4 çekiyordum sadece. GTA 4'ü de bitirmek için çekiyordum. Daha sonra şey yapacaktım. GTA 4 sırlarına devam edecektim. GTA 4 sırlarına devam edecektim, onu da bitiremedim. Ama GTA 4 sırlarını yaptım gene. 2 video yaptım sanırım, 2-3 video. Aman bu değil, yanlış video. Sanra Sırlar Cinler, bunu gidip izleyin. Bu videoyu izlemeniz lazım. Bayağı ilginç bir videoydu bu. Bayağı trollemiştiniz ben bu videoda. Sanras'a bir geri dönüş yapmıştım bir ara. Outlast'ı falan bitirmiştim. Hex'de devam ettim. Saçma sapan bir... Ha, şeye geçtim. Aynen. Nerede geçtim? Nerede geçiş yaptım? Şu videodaysak şeye geçtim. Türkiye'de kaldığım eve geçtim. İstanbul'da kaldığım eve geçtim. Geçiş yaptık. Gördüğünüz gibi. Şurada şey yapmıştım. İşte GMX'den, Kaltır'dan falan filan bahsediyorum burada. Ah, Metaslak harika böyle. Metaslak bu neden özel? Ha. Farklı şey yaptım. Yeniden attım. Bak, yeni videolar var. Hoş, onu zaten bakabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Bugün gizli olarak attığım videolardan bir tanesinin şey olması lazım. Metaslak 2'yi baştan atmışım burada. Bölüm 2'yi atmışım. Bölüm 3'e attım mı? Arttım. Baştan attım. Neden attım? Bunu neden yayınlamadım da bunu attım bilmiyorum. Soru cevaplara başladım ama soru cevapları tabi bu aralar pek yapamadım. Ama bundan sonra da yapabilirim soru cevapları. İstek gelirse yapabilirim. Soru cevap yapmamı isteyen ahbaplarımız bu videoyu beğensin. 150 beğeniyi geçerse de şey derim, tamam derim, soru cevaplar geri dönebiliriz diye. Baştan odama dönmüşüm burada. O taraftaki odama dönmüşüm. Orada sanırım laptopla video çekiyordum. Kasa o kadar iyi değildi. Kasa bayağı iyi durumda şu anda. Şu UFO videosu bayağı tepki çekti çünkü çok uzun bir süre boyunca denizin altında şey yapmıştım. O yüzden birazcık sıkıntı olmuştu. Gene Call of Duty yapmışım hiç usamadan, sıkılmadan. Bir önceki Call of Duty tutmadı. Olsun, ben yenisini yaparım. O kadar çok seviyordum ben Call of Duty'yi. Hala seviyorum. Gene bu da fena izlememiş hani. 200 falan izlenir diye düşünüyordum maksimum. Bu da gene fena şey olmamış. İzlememiş. Fena izlememiş yani. İzlemiş de fena izlememiş. Gerizmod falan çekmiştik Uğur'la, Ahmet Usta'yla falan. Gerizmod baştan çekmek istiyorum ben ya, farklı böyle herkesi toplayıp GTA 5'e başladım. PlayStation'daydı sanırım bu. Değil mi? PlayStation'da mıydı? PlayStation'daydı. Çünkü şey yapsam GTA 5 PC yazardım buraya. GTA 5'e ben ne zaman başlamışım ya? Bölüm 19 var bir de. Abi bayağı başlamışım. İyi iyi, şu anda sanırım kaldığım yeri geçtim en son. Şu anda GTA San Andreas sırları final yaptım. Ondan sonra seri 4-5 videoluk bir remake yaptım seriye. Pokemon Pokemon videoları yapmışım. Ama o kadar fazla iyi. Gene de iyi izlenmiş. Call of Duty'den fazla izlenmiş Pokemon videoları. Pokemon'u izleyen isteyen varsa gene yazabilir şeye. Alt tarafa. GTA Vice'de videolar falan yapmışım. GTA Vice videolarını hatırlıyorum. Bu yazdan önceydi. Geçen yıl yazdan önce yapmıştım bu videoları. Yazdan önce ve yazın içinde. Pixelmon falan vardı. O da izlenmiş gene ama devam etmedim sonra o soruya. Ha, GTA 5 PC'ye çıktı, ondan sonra PC'ye bol bol oyun yaptım. Oyun yaptım diyorum. PC'ye çok oyun yaparım ben. PC'ye bol bol video yaptım GTA 5'e. Şurada gizem dosyaları adlı serim var ama gizem dosyaları pek tutmadı. Gizem dosyaları şeydi, gerçek dünya gizemleri olarak yapmak istemiştim ama yanlış anlaşılabilir diye işte gizem gerçek mi gibisinden falan. Belim çok fena ağrıyor lan. Dün geldim. Uçakla İstanbul'dan Kıbrıs'a geldim. Zaten İstanbul'dan Kıbrıs'a gemiyle gelmek bayağı uzun sürecekti. Otobüsle zaten gelemiyor. GTA Online Flight School Ground Level diye GTA Online videoları falan filan atıyordum da. GTA Online videoları baştan gelecek bu arada. Sonra baştan online montaj yapmışım. Montajlara devam edebilirim, GTA Online montajlarına. Ne diyordum? Dün çok fena bu uçuş gerçekleştirdim de çok kötüydü ya, bayağı kötüydü. WWE'ye başladım ama bayağı bilgisayar kasıyor diye daha sonra şey yapmadım, devam etmedim. Fazla da izlenmemiş, 1000 falan izlenmiş maksimum. Goat Simulator çok keyifliydi, onu hatırlıyorum. Sonra Amnesia'ya başladım. Bu Amnesia'ya başladığımda bayağı 2 video atıyordum artık günde. Akşam 1, sabah 1. Akşam korku kuşağı oluyordu akşamları. San Andreas gizemleri, aynen. San Andreas sırlarını, GTA San Andreas sırlarını San Andreas gizemleri olarak baştan yapmaya başladım ama bu sefer bayağı daha sağlam girdim olaya. Şey yapmadım. Daha önceki gibi olmadı. Girdim, ne var ne yok her şeyi araştırıp şey yaptım. Yani bulunmamış gizem bırakmadım oyun içinde. Kanıtlanmamış gizem bırakmadım. Hani gizemleri ya batırdım ya da kanıtladım. O şekilde. Ondan sonra Five Nights at Freddy's'e başladık. Aha. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's bayağı ilginçti ya. Bayağı güzeldi Five Nights at Freddy's. Çok hoşuma gitmişti. Bayağı da ilgi çekti Five Nights at Freddy's. Zaten şu anda kanalın sanırım en fazla izlenen videoları Five Nights at Freddy's videoları. Bir yerde Five Nights at Freddy's gizemleri yaptım sanırım. Nerede yaptım tam olarak hatırlamıyorum. Ahmet'le birlikte yaptık onu. İçeriği ben buldum. Ahmet montajı yaptı ama montajından sonra ben de yapmaya başladım. Kendi montaj yeteneklerime güvenmiyorum ama ondan sonra gene iyi çekti. Five Nights at Freddy's 2 oynamıştım sanırım bir ara. Five Nights at Freddy's'in gizemli hikayesi, aynen. Burada şey yaptım, Five Nights at Freddy's'in şey yaptım, o bayağı tuttu, insanlar artık Five Nights at Freddy's adamı olarak şey yapmaya başladı beni. Five Nights at Freddy's'le anmaya başladı kanalı. Böyle GTA'dan oraya doğru kaydı. Ama GTA yapmaya devam ettim gene. Bayağı Vice'ti falan yaptım gördüğünüz gibi. Five Nights at Freddy's 2 oynadım ama bir süre sonra hemen şey çıktı. Five Nights at Freddy's 4 çıktı, sonra ben 2'yi kestim, böyle direkt 4'ü oynamaya başladım. 4 bini bayağı bir ileri attı gördüğünüz gibi. 30 bin, 35 bin falan izlendi Five Nights at Freddy's 4. GTA 5'e devam ediyordum bu arada diğer yandan. Bu Five Nights at Freddy's gizemleri bayağı izlendi. Ben daha önce şey düşünmüyordum. Five Nights at Freddy's o kadar gizemli bir oyun olarak düşünmüyordum. Sonra işte Ahmet bahsetti, bu oyunun böyle böyle bir hikayesi var diye. Kimse çözemedi, sen çözersen diye ben de gittim çözdüm. Çözdüm. Bazı arkadaşlar şey diyor. Hani oyun öyle değil böyle diye, hikayesi öyle değil diye falan diye falan da. Adam oyun yapımcısı net olarak bir şey açıklamadığı için şu anda ortaya çıkan her teori neredeyse aynı değeri taşıyor. En azından kanıtlarla desteklenen teoriler. O yüzden kesin bir şey yok. Ben bayağı sinir oluyordum o yüzden. Abi şuraya yanlış biliyorsun falan denildiğinde. Çünkü bir şey bilmiyoruz. Hani sadece teoriler vardı ortada. O yüzden bayağı sinir oluyordum böyle yorumlar geldiğinde. Ondan sonra Five Nights at Freddy's 2'ye devam ettim. Onu bitirince de bayağı uzun zamanda şey yapmadım. Video çekmedim. Five Nights at Freddy's videosu çekmedim. Outlast'ı baştan çekmeye başladım. Ama Outlast'i şey, yarıda kesince insanlar şey zannetti. Outlast'i bitirmediğimi zannetti. Outlast var. Gidip şeye bakabilirsiniz. Eski Outlast videolarına bakabilirsiniz. Eski Outlast videoları var. Bitirilmiş halde var Outlast. Hani gidip oradan bakabilirsiniz. Daha önce gösterdiğim videolara bakabilirsiniz. Soru cevaba bayağı devam etmişim. Happy Wheels'a başladım bir ara. O da izlemiş aslında. 6. bölüm. Diğer videolar nasıl izlendi? Onlar da... Wow! Ben Happy Wheels'ın bu kadar şey tutacağını düşünmemiştim. Fantezi bir oyun gibi gelmişti. O yüzden başlamıştım. Yine bayağı iyi izlenmiş. Devam edebilir mi Happy Wheels'a? Şey olursa... diğer videolardan şey olursa. Minecraft Story Mode'a başladım. Şurada çok önemli bir çizgi var. Şu Fallout serisini şey olarak attım. Hani... tatile gitmiştik Antalya'ya, o yüzden oraya video attım. Şu çizgi çok önemli. Bundan sonra kanal pek şey olmadı. Bayağı bir duraksama dönemine girdi. Neler olduğunu öğrenmek isteyenler şu videoyu izleyebilir. Çünkü şuradan sonra bir 25.000 AHBAP daha geldi. 50.000 aboneye ulaşmıştık. Yazın sonunda sanırım. Bir 25.000-26.000 AHBAP daha geldi. Ne olduğunu bilmeyenler şu videoya gidip izleyebilir. Sen kanalın şey kısmını aratın. Arak kısmı var videoların üstünde. Orada aratabilirsiniz. O çok önemli bir çizgi. Ondan sonra benim hayatımda olduğu gibi değişti zaten. O konuya fazla girmeyeceğim. Ama ondan sonra böyle bir toparlanmaya falan çalıştı ama eskisi gibi izlenmedi. Gördüğünüz gibi şurada Fallout bölümleri bile bayağı bir izlenmiş. Şuna bakın. Ya bu Fallout bölümleri bayağı izlenmiş. New Vegas bölümleri. 3200, 2000 yani en azından düşündüğümden de daha fazla izlenmiş. 2900, 3300 falan. Ondan sonra attığım videolar o kadar fazla hoş, onlar da bayağı izlenmiş de. Bunu düşünüyorum da bayağı izlenmiş aslında. Halloween Edition çıktı. Halloween Edition de bayağı izlendi. Five Nights at Freddy's 4'ün şeydi, Cadılar Bayramı'na özel modeller getirilmiş şey. Scott Cawthon oyun yapımcısı. Buna devam edebilirim veya baştan başlayabilirim Halloween Edition'a. Farklı karakterler vardı orada. O yüzden şey yapabiliriz. Şu Fallout 4 olayı. Fallout 4 aman tanrım. Şimdi Fallout 4 çok sevdim. Çok oynamak istediğim bir oyundu ve devam edeceğiz Fallout 4'e. Şöyle bir sıkıntı vardı Fallout 4'te. Ekran kartı almıştım. Yeni ekran kartı almıştım. Sırf Fallout 4 kaldırsın diye. Bayağı da pahalı bir ekran kartı. GTX 970 almıştım. GTX 970 şey olmadı. Yanmış bunun bir yeri. Gidip onu bayağı değiştirmek zorunda kaldım. Bayağı da sıkıntı çıkarttılar. O yüzden Fallout 4'e bir ara verdim. Halbuki daha yeni çıkmış bu oyunda. O yüzden bir ara hani herkesten önce böyle bol bol video atıp böyle bir kasma girişimlerine falan şey aldım. Bir de Fallout'un ben bayağı hastasıyım. Fallout 3'ü 3-4 defa bitirdim. New Vegas'ı 3-4 defa bitirdim. Ve her defasında yeni şeyler görüyordum. Oyunu bitirmeme rağmen yeni görevler görüyordum. Yeni şeyler görüyordum. Hani onlar oyuna yeni şeyler eklemiyordu. Sadece siz yeni şeyler keşfediyordunuz. Daha keşfetmediğim çok şey vardır mesela Fallout 3'te, Fallout New Vegas'ta. O yüzden baştan oynuyordum ki Fallout 4'te birazcık hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü yeni bir sistem getirmişler. O sistem sağ olsun Fallout şeyini almış oradan. Oyun RPG öğelerini oyunun en sevdiğimiz keşfetme mekaniklerini falan filan iyice almış oyun içinden. Burada bir şey girişimi olmuş baştan bir GTA San Andreas yaparak kanalı bir ayaklandırma girişimi olmuş. Bir canlandırma girişimi olmuş ama Red Dead Redemption gizemlerine başlamışım bu arada burada. Bayağı bir Red Dead Redemption gizemleri falan çekmişim. Sanırım devam ettim daha sonra Red Dead Redemption gizemlerine. Nereden devam ettim? Bir yere devam ettim hocam. Red Dead Redemption gizemlerine tam olarak hatırlamıyorum ama GTA 5 gizemleri falan çekmiştim. Bunları PlayStation 3'ten çekmiştim. Laptopa görüntüsünü aktarmıştım. İnsanlar şey zannetmişti. Ben bunları bilgisayardan mı çekiyorum yoksa bilgisayarın sistemleri mi çok... Hayır abi PlayStation 3'ten çektiğim için öyleydi. Yoksa şey değildi. Bilgisayardan çekmedim. Bilgisayardan baştan çekeceğim. Sanırım... şuralardan bir yerden baştan şey yaptım. Başladım. Günlük video atmaya devam ettim. Şuralarda bir yerdeydi. Hani arada gene fazla video atmamıştım böyle. Bir ay video atmadığım olmuştu ama artık videolar devam ediyor. Düzenli devam ediyor videolar. Bayağı düzenli devam ediyor. Yani böyle gördüğünüz gibi Skyrim'e falan şey yapıyorum. İnceleme videolarına başladım. Game of Thrones'un hastasıyım. O yüzden bu videoyu yapmıştım, inceleme videosu. Baktım hoşuma gitti böyle inceleme videosu. Ondan sonra bir Civil War'un inceleme videosu yaptım. Sonra baştan bir dur, başka bir inceleme videosu falan vardı ya. Ama burada değildi sanırım. Başka yerlerdeydi. Canlı yayın yapmıştım bir ara. Sadece canlı yayın yapıyordum Twitch'ten. Ondan sonra şey fark ettim. Canlı yayın işi zor ya. Canlı yayın işi neden zor? Hani okulu bitiririm, ondan sonra bakarım şey falan olur diye. Gördüğünüz gibi şuradan inceleme videoları falan devam etmişim. Şurada iki tane şey daha var. Video var daha atmadım. Onlar daha izleyeceksiniz. Daha sıkıntı yok ama. Yani bu da böyleydi. Oo, bütün vücudumun her tarafı ağrıyor. Vücudumun her tarafı ağrıyor. Bayağı tutuldu. Uçakta çok tutuldu. Uçakta bayağı tutuldu. Uçak küçücüktü. Oyuncak gibi uçaktı. Dizlerim sıkışmıştı koltukların arasına. Uyuyamıyordum da, şöyle kafamı geri atıyor. Aynen bu şekilde kalıyordu kafam. Hani şu şekilde duruyordu kafam. 90 dereceye bükülüyordu. O yüzden rahat bir şekilde uyuyamamıştım. Boynum ağrıyor, sırtım ağrıyor, ayaklarım ağrıyor, kollarım ağrıyor. Her tarafım ağrıyor. Yani bu da böyle de ahbaplarım. Baştan dediğim gibi hepinize çok teşekkür ederim. 50.000 ahbap özel videosu yapamadım. Bazı nedenlerden dolayı dediğim gibi. Eğer şey yapmak isteyen varsa, neden böyle bir şey olduğunu öğrenmek isteyen varsa, çünkü daha bilmediğimiz ahbaplar var. Bilmeyen ahbaplar var daha durumu. Neredeydi bu? Şu videoyu gidin izleyin. Bu video önemli bir video. Lütfen gidin izleyin eğer bilmeyenler varsa durumu. Çünkü bayağı bir etkiledi bunu. Birçok sorunuzu cevaplayacağını düşünüyorum ama neden eskisi kadar aktif olamadım, neden eski serilere geri dönmedim falan. Bu video cevaplayacaktır bütün sorularınızı. Ben bahsetmek istemiyorum. Daha önce bir kere bahsettim. Orada bırakmak istiyorum ama bu videoyu lütfen gidin izleyin eğer izlemeyen varsa. Yani böyle dediğim gibi kanal bundan sonra devam edecek. Hepinize çok teşekkür ederim. O videoyu izleyin. O yüzden 50.000 ahbap özel videosu yapamadım. Videoda bunun nedenlerine illaki bahsetmişimdir. Ama bundan sonra devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim ama tabii ki sizler benim için sayıdan ibaret değilsiniz. Sizler benim arkadaşlarımsınız, sizler benim dostlarımsınız. Hayatıma çok büyük etkiniz oldu. Beni çok etkilediniz, beni çok değiştirdiniz. Değişiklikten bahsetmişken şey diyenler var. İşte eskisi gibi değilsin artık diyenler var. Videolarda o kadar gülümsemiyorsun falan diyenler var. O enerji nereye gitti diyenler var. Lütfen gidip o dediğim gibi şu videoyu izleyin. Hangi videoyu izleyin? Neredeydi o video? O video neredeydi ya? Bulamıyorum. Dur. Bulacağım. Şu videoyu izleyin. Bu video sizin sorularınızı cevaplayacaktır. Neden böyle bir değişimden geçtim falan diye. Dediğim gibi sorularınızı cevaplayacaktır ama döndüm. Tatildeyim. Büyük planlarım var. Çok çalışacağım YouTube için. Tabii başka şeyler için de çalışacağım. Kitap yazmaya çalışıyorum bir yandan. Diğer yandan kendimi bazı konularda geliştireceğim ama o videoyu izleyin. Gidin o videoyu izleyin. Ama dediğim gibi tam gaz devam edeceğiz. Muhtemelen günde 2 video atabilirim. Günde bir video, muhtemelen bir video atarım günde. Onun dışında başka kanallara video atarım. Hani yeni 2-3 kanal falan açmayı planlıyorum. Muhtemelen onlara video atarım. Neyse. Benim de diyeceklerim bu kadar, da bayağı 40 dakikalık video olmuş. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yükseklikte kalmanız dileğiyle. Bay bay.